Cümlete selam hakim gençler, bugün Skyblock Avalon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen size bir hikaye anlatacağım, onun sana olaylara gireceğiz. Başta da gördüğünüz gibi yeni gelen özellik Hasan arkadaşımıza buna ne deniyordu? Başlıkta ona göre yazmışımdır veyahut da Hasan görevleri demişimdir. Arkadaşlar Avalon'a döndük, tağımız makımız yok, tağ için dönmedik. Biliyorsunuz ki bize tağ vermiyorlar, bizim üslubumuz bunlara uygun değilmiş, sıkıntı yok. Ben kendi üslubumu değiştirmem, açık konuşuyorum. Yanımdaki olanları saymayı unuttum. Mahmut ve Ahmet ekipten, Bekir de adminim olarak videoma geldiler. Gençler hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aha, tam ne demiyor? Bir iki gündür işte buralardayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Adaya geçiyorum. Adada Bekir'le takılıyorduk hatırlıyorsanız. Yani hesaplarımız falan vardı. İşte öyle bir şeylerimiz vardı. Kasılıyorduk. Yani açık konuşayım, birkaç şey eklenmiş. Ne eklendi bilmiyorum. Artı biz ne yapıyorduk en son? Ne için uğraşıyorduk? Onlar da bilmiyorum. Şimdi sıfırdan her şeye uğraşacağım arkadaşlar. Benim MS niye bu kadar uçtu? Hiçbir fikrim yok. Burada böyle oluyor. Diğer sunucularda bir sıkıntı yok. Şurayı bir değiştireceğim. Şurayı Bekir değişeceğiz. Artık duydun mu abi? Buraya değişecek abi. Buraya güzel bir şey yapacağız. Fly'ımız var. Tepe açacak. Dur. Ada kapalı mı ki? Açık mı? Açık. Fly'ımız varken yaptık orayı Tarzan gibi. Şimdi fly gitti. Bir şey ayarlayacağız oraya. Alt katımızda biliyorsunuz balkabağı demişim. Düzeltiyorum. Karpuz var. Balkabağı eklenecek. Alt kata bir düzen çekeceğim. Her şeyi ayarlayacağız. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Relax relax. Şu minyon yerlerini değiştireceğim. Bu şekilde tasarımlar artık hoşuma gitmiyor. Daha sade bir şey olsun. Değil mi Bekir? Olur abi. 8 tane vota kasamız var arkadaşlar. Vota kasamızı açalım gençler. Neler çarptız bakalım. 64 toprak çarptık. Her yeteneğe 7500 puan eklendi. 64 toprak da açtı arkadaşlar. Bu arada şuraya gümüş diş eklenmiş. Alev kılıcı çıkartılmış. Onu da söyleyeyim size. 20k para geldi. Her yeteneğimize 20.000. Doğru okudum değil mi lan? 20.000 gençler yetenek puanı yüklendi. Nice. Kabak seti çıktı. 128 adet kömür çıktı. Son olarak da arkadaşlar 7500 tekrardan yetenek puanı çıktı. Onlara bakmak istiyorum. Yetenekler dediğimde. Madenci eklenmiş abi. 150.000 olmuş. Nice. Tarımcılık 75.000 olmuş. Savaşçılık 96.000'de. Odunculuk 144.000'de. Balıkçılık daha hiç yapmadık. Onlara da başlayacağız. Onun dışında arkadaşlar Slash VIP yazdığımda Titan VIP çok tüketimi çekmeye başladı. Provenance VIP nerede görmemedim. Titan VIP'te gençler rank komutu var. Seriye doğruyken girmeye geçtik. Öldüğümüzde %30 gidiyormuş. Müzeylerde 18 teklif verme hakkımız varmış. Teklif verme ve eşya koyma hakkımız varmış. Huni sınırı 80'miş. Hazine minyonu veriyor. Yetenekleri %50 daha hızlı kasıyoruz. Markete uzaktan erişebiliyoruz. Slash menü tüm adalara hızlı erişim var. Kit komutuyla 15 günde bir kit VIP, yani Titan VIP kit alabiliyoruz. Yani bir aylık oluyor bildiğim kadarıyla Titan VIP 2 tane kit alabiliyoruz abi. Fly ile adada uçabiliyoruz. Otomatik alet özelliğini kullanabilme varmış. Kancayı kullanabilme. O ikisini bilmiyorum, açık konuşalım. Bugün Hasan'a bakıyoruz. Yeni geldi gençler. İsmi başka bir şey diyorlardı ama ne görevleri diyorlardı buna? Neyse, Hasan'a tıkladığımızda arkadaşlar Avalon öğretici oynamak ister misin diyor. Evet istiyorum diyorum. Space ile seçiyorum. Ardından beni bir yere atıyor. Geliyoruz, Hasan'la konuşuyoruz. Ardından şu aşağıdaki Mehmet'e gidiyoruz diye hatırlıyorum. Hayvan kestiğinde tarımcılık yeteneği gelişir. Tarımcılık yeteneği geliştikçe can artar ve topladığın tarım ürünleri daha verimli olur. Anladım, teşekkür ederim. Orada tarım yaparak nasıl para kazanabilirim? Anladım, teşekkür ederim. Orada yiyecek ihtiyacım nasıl karşılayabilirim dediğimizde bu arada W ve S ile şey yapılıyor. W ile şey yaptım. Peki karşımda. Teşekkür ederim. Avalon'da görüşürüz diyor. Buradan geçiyoruz. Neydi? Balıkçı. İsmi neydi lan? Balıkçı Eyüp abimizin yanına gidiyoruz hemen. Fıtı fıtı. Buna geldik. Evet diyoruz. Oltamızı verdi ve burada balık tutmaya başlıyoruz gençler. Burayı hızlandıracağım. İki tane morinan tutmam gerekiyor. Gençler, iki morinayı attık. Avalon'da balık tutarak neler yapabilirim? Başka oltalar bulabilir miyim? Miyim diyelim. Balık tutarak neler yapabilirim diye geçtik. Evet, görüşürüz. Burayla fazla ilgilenmeye gerek yok. Oduncu Salih abimiz var. Konuştuk. Hemen buradan şu yol devam ediyoruz. Burada madenci Hamza abimiz var. Direkt sağ tık yapıp geçiyorum gençler. Bir şey yapmamızı istemiyor zaten. Hemen buradan koşaraktan Mustafa Ağabey'in yanına gidiyoruz. Neci Mustafa Ağabey, bunu bilmiyorum. Bunun ismi yok. Görüşürüz diyor. Buradan atlıyoruz. Spamla atıyor diye hatırlıyorum. Pardon, lobby atıyor ta. Haba. Tekrardan Avalon'a giriyoruz. Evet. Ardından Hasan'a geldiğimizde arkadaşlar.
Avalon hoş geldin, buraya geldiğine sevindim. Hoş buldum, burada bir farklı görevler normal Skylock dünyasına benziyor demiş. Burada senin için çalışan minyonlar, sana özel setler, kılıçlar ve oltalar, özel dünyalar, dünyalara özel yaratıklar var. Minyonlar senin için çalışan Avalon özel varlıklardır. Saydığım şeyleri ve daha birçok şeyi öğrenmek için /rapper yazabilirsin diyor. Arkamdaki göl atlayarak veyahut da iz yazaraktan Adana gidip oradan başlayabilirsin ve spam yazaraktan tekrar buraya gelir, Avalon'un keyfini çıkar. Daha sonra yanıma tekrar gel, sana birkaç şey daha anlatmam lazım yazmış. Buradan atlıyoruz, adaya gidiyoruz. Ada olduğu için sıkıntı yok. /spam yazıyoruz tekrardan. Bu abimize geliyoruz. Başka bilmem gereken neler var yazmışız. Warps'lar ve adalar var. Rehber demiş. Tamamdır, teşekkür ederim, yarın görüşürüz demiş diyoruz. 1 saat 59 dakika sonra görüşürüz diyor gençler. Oradan devam ederiz videolara. Gençler saat dolmuştur, gece oldu. Hasan'a tıklıyorum. Bir arsa buldum fakat 250k fiyat var. Parasını ayarladığın zaman hemen götürebilirim demiş. Para hazırlayınca geleceğime tıklıyoruz abi. Büyük ihtimalle bankadan çekmiyordur. Şu an bankadan 250k para çekelim. Bankacıya geliyoruz. Para çek diyoruz abi. Kendi belirlediğim miktar diyorum. Bu nasıl bir pinliktir? 250k. Aha biraz fazla kaçırdık. Neyse. Hemen Hasan'a geliyorum abi tekrardan. 250k param varsa paranın ayarladığını... Param hazır, hemen gitmek istiyorum. Tıklıyorum abi. O zaman... Ne? Daha sonra arsana girebilmek için benimle konuşman yeterli olacak. Geldik. Ana! Aynı yerdeyiz. Aynı adada olduğumuz için mi ki? Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Oo. Bu alanda öncelikle ne yapmak istersiniz? Kendime bir ev yapmak, başlamak isterim. İlk önce yeni arsamı gezmek isterim. Ev yapalım. 24 stek meşe kütüğü getirmen lazım. Tamam. Hemen sandıklara bir göz atayım gençler. Bütün meşeleri toplayayım. Onsa kasılmaya geçelim. Gençler şimdi spawn'a geçiyoruz. Hemen arka tarafa gidiyoruz. Bekir'de şu an 2 stek meşe var. Bende şu an 10 stek 3 var. 3 stek olmuş. 10 stek oldu. Biz hemen 24 stek yapalım gelelim. Gençler geldik spawn'a. 24 stekten fazlasını toplamışız biraz da. 24 stekten sonra Hasan'a tıklıyorum. Hasan beni buraya atıyor. Ardından bu arkadaşa tıklıyorum. Malzemeler hazır mı? Evet işte buradalar diyorum. Tamam, bunlarda hemen bir eve yapmaya başlıyorum. Siz Avalon'a geriye kalan malzemeleri yani 256 adet kırık taş ve 128 tane demir toplayabilir misiniz? Hemen gidiyorum o zaman diyorum. Spawn'a atıyor. /izgo diyorum hemen. İnşaat bitmesine kalan süre diyor 6 saat diyor. O yüzden saymamış Bekir ihtimalle. 6 saat sonra verebiliyormuşuz arkadaşlar. Bu 6 saat ekleriz. İşte pazartesi salıya kadar ne kadar bir ilerlersek ilerledikten sonra ikinci partına devamını getirelim arkadaşlar. Veya 3 part olacak bilmiyorum artık. İki partta bitirmeyi düşünüyorum bu Hasan'ı. Gençler, Hasan'ın görevlerinden devam ediyoruz. Tekrardan gidiyoruz. 4 stek kırık taş, 2 stek de demir istiyor. Sizden istediğim malzeme getirebildiniz mi efendim? Henüz tamamlayamadım. Evet, tüm malzemeler hazır burada diyor. Çok güzel. Şimdi evi tamamlayabilirim. Yaklaşık 2 saat daha buraya bitirebilirim. Bu sırada Avlan'da diğer görevlerinizi yapabilirsiniz diyor. Tamamdır diyoruz. Ve itemleri alıyor. 2 saat sonra buraya gidiyoruz. 6 saat sonraymış pardon. Orada da bir yanlışlık var. Arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Bu bölümde farkındaysanız kamerayı kapattım artık. Abi her zaman müsait olamıyoruz. Videoya ara ara giriyoruz. Hasan'a girelim. Yeni uyandım zaten. Hemen Hasan abimize yanına gidelim. Eviniz hazır efendim. Şimdi ne yapmamız istersiniz? Yeni eve gezmek isterim. Burada yaşayabilirim. Tamam. O zaman şimdi bana ağaçların köklerine yetişen 320 tane şey getir diyor. Şeker pancarı mı diyordu? Öyle bir şeydi. Çanklar yükleniyor. Şu anların köklerinde şeker pancarı. Böyle fıtı fıtı bir hızlandırmada toplayalım veyahut da keserim orayı. Hemen toplayalım 320 tane gençler. Şu şekilde örnek olarak şunları göstereyim. Servetle kırıyorum. Hem şeylerin çok verir diye düşünüyorum. Şunu. Zaten tohumu çok fazla veriyor da tohum lazım değil. İşte 320 adet
pancarı topladık. Evet pancarı burada diyorum. Tamam o zaman hemen çifti kuruyorum falan diyor işte. Tamam dedim bize bildiğim kadarıyla 24 saat 24. Bekletmesi lazım bu arkadaşın. Evet benim oyun sağa çekiyor. Pardon sola çekiyor. Evet 24 saat bekletiyor. Size anlatmak istediğim bir şey var gençler. Oyun kutusu anahtarı açıldım. Benim slash age'de bayağı varmışmış. Orada da elit tüp çıktı şöyle tabla göstereyim. Sadece bir kere kitini alabiliyoruz. O da hemen ne olduğunu söyleyeyim size. Elit tüp kiti 75'er bin adet gençler. Savaşçı, tarımcı, madenci ve oduncu puanı veriyor. Bir adet de zümrüt madencisi verdi. Öbürleri zaten içime yaramaz. Ozak 24 saat geçsin görüşelim. Evet gençler devam ediyoruz Hasan'ımıza. Yeni gün uykudan kalktım 24 saat geçtiğinden. Evet bir soru bu tarafa attı. Ne istiyormuş? Çiftliğimizi tavan oldu efendim. Tam istediğiniz gibi yemek sonunu çekmeyeceğiz demiş. Evet kış kapıdayken iyi oldu dedik. Hazır kış demişken yakacak bir şeylere ihtiyacımız var. Ne toplamamı istiyorsun diyelim. Karısında bulunan onlardan 128 tane getirirsen biz kışı boyunca yeterli olacaktır. Tamam diyoruz abi. Çarpık, kızıl kök ve mavi kök mü ne var ya? Onlardan bulmamız gerekiyor abi. Şunları kenarlarda çıkıyor. Arkadaşlar ben video kaydını aldım zannederekten. Gittim Hasan'a, verdim odunları. O da beni lobiye attı. Bir gün bekle dedi. Ya tuşu karıştırmışım, F10'a basacağım diye F9'a basmışım. Videoda zannettim, hiç bakmadım ikinci ekrana. Özür dilerim. Hasan bir gün bekletiyor. Şu şekilde tekrar göstereyim size. 23 saat 59 dakika bekler misin diyor. Biz bunu part 2'de devam ettireceğiz gençler. Çünkü part 1 çarşamba günü yetişmesi lazım ve bugün salı. Ben bu videoyu da editleyeceğim. Bayağı part part çektik. Farkındaysanız ne kadar dakika oldu bilmiyorum. Belki 9 dakika oldu, belki daha fazla oldu. Hiçbir fikrim yok. Bir videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.